Selamlar. Bugün sizlere bisikletimin üstündeki yaptığım bikepacking çantalama sisteminden bahsedeceğim. Tam olarak bikepacking değil. Bikepacking bildiğimiz üzere ultralight bir şekilde en hafif yükle çadırımız, matımız, uyku tulumumuz vesaire yüklerle beraber günümüzde geçebileceğimiz, daha uzaklara gidebileceğimiz bir çanta sistemi. Ama benimki genelde günlük turlarda kullandığım bir sistem. Çünkü çantada sadece kahve ekipmanlarımı ya da fotoğraf makinemi taşıyorum. Önde, ortadaki çantada tur ekipmanlarım. Normal şey içinde kullansam bile aynı şekilde zaten bunları taşıyorum. Öndekinde ise kamera ekipmanları vesaire var. Ben biraz bahsedeyim. Bu çanta Sam çanta. Bunu yıllar önce aldım. Su geçiriyor. Geçirmiyor diye almıştım. İlk başlarda geçirmiyordu ama yıllar geçe geçe yani çok fazla kullandım. Çünkü hani gerçekten dayanıklı bir çantaymış. Neredeyse 5 yıldır ben de bütün bisikletlerimde kullandım. Ve içindeki naylon su, yani su geçirmeyen yapı gitgide kayboldu. Sadece şu üstündeki çanta malzemesi kaldı. Ortadaki çantayı gene AliExpress'ten aldım, Nibolar'ın. O da yani su geçiriyor. Su geçirmeyen herhangi bir çanta yok yani. İçine koydum. Çok yağmurlu bir havada kullanacaksanız, elektronik bir eşya taşıyorsanız özellikle poşete koyup da, buzdolabı poşet taşıyorum yanımda küçük. O poşetleri sarıp içine koyuyorum. Yani garanti çözüm sistemi bu. Yani arkada fotoğraf makinesi taşıdığım zaman da çantama koyduğum fotoğraf makinesini de büyük bir poşete koyup öyle koyuyorum. Önde ise, öndeki çantada ise kamera ekipmanlarım, şarj aletlerim, powerbank'im. Gider misin? Lütfen ama. Bak video çekiyorum. Tamam mı? Video çekiyorum oğlum. Video çekiyorum. Tamam mı? Hadi git. Öndeki çantada ise kamera ekipmanlarım var. Genelde yedek batarya, GoPro'm ya da büyük taşıdığım DSLR makinenin bataryaları oluyor. Filtre taşırsam filtreler oluyor. Sonra mikrofonlar koyuyorum. Ama genel olarak yanımda elektronik malzeme taşırken ön çantayı kullanıyorum. Çünkü sadece birkaç ihtiyacım var mesela. Kadro üstü çanta almam gerekecek. Onu da bir kadro üstü çanta edindiğimde kamera ekipmanlarımı da oraya koyacağım. Artı olarak anlatabileceğim, tabii ki su sistemi mesela, su taşıdığım bir tane kafesim var. Onu da ikiye çıkarmam gerekiyor. Çünkü bazen yetmeyebiliyor. Yani birini içmek için, birini de çay vesaire kahve yapmak için kullandığınızda. Gıda için herhangi taşıdığım bir şey yok. Ama çok fazla yük taşırsam günlük turlarda sırt çantası takıyorum zaten. Kullandığım sırt çantası da hani yine AliExpress'ten aldığım güzel bir çanta. Artı olarak ışık sistemi olarak da bisikletimde bir tane Blackburn ön ışık kullanıyorum. Bir tane D-Light'ın normal bildiğimiz arka ışığı var. Onu da çantama takıyorum zaten. Bardak ise AliExpress bardağı. Onun da tanesini, iki tanesini 30 TL'ye almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Kullandığım, şimdi içindeki ekipmanlardan bahsedeyim biraz. Şimdi bardak, dediğim gibi AliExpress bardağı. Bu şekilde bir bardak. AliExpress bardağı. Philips'te kalibanalı. Burası zamanla gevşeyebiliyor. Pek kullanışlı değil ama uygun. Buraya da koyduklarım, şöyle bir demlik kullanıyorum. Böyle bir demlik kullanmamın sebebi, çünkü genelde Ahmet abilerle gittiğimizde ocak olmuyor. Bazen oluyor, Yusuf falan getiriyor. Ama bunda ateşin üstüne, yani kendi yaktığımız ateşe koyabiliyoruz. Bunu da sevgili annem temizlemişti sağ olsun. Yani kararabiliyor. Karardığı zaman da tekrardan bir de uğraşmak gerekiyor bunu temizlemek için. O yüzden böyle bir demlik kullanıyorum. Bunu da genelde nalburculardan, yani ben bunu Fatsa'dan almıştım Ordu turuna giderken. Ucuz da bir fiyat almıştım. İşinizi görebilir. Sonra genelde yağmurluğumu burada taşıyorum. Uzun zamandır hiç kullanmadım. Gene bu Decathlon yağmurluğu. Şu anda 100 TL'ye düşmüş. Ben oldukça büyük bir fiyat almıştım. Bitmesin diye aldım. Sakın böyle bir hata yapmayın. Kocaman bir propan tüpü. Ama sakın böyle bir hata yapmayın. Artık bunun yeni bir sistemimde bunun daha küçüğüne geçeceğim. Daha ufak bir sistem. Yani onu da AliExpress'ten aldım. O da kargoda yakında gelecek. Daha küçük bir sisteme geçtim. Yani taşırken, bisiklet kullanırken bir şeyler yapmak, bir şeyler içmek güzel oluyor. Sıcak havalarda. Yani sıcak bir şeyler içmek. Burada ise pompam buluyor genelde. Her zamanki tur yolunu izleyebilirsiniz. Yani patlak setim. Bir tane bıçak taşıyorum. Sucuk vesaire kesmek için. Bant, siyah bant her zaman olur yanımda. Çünkü mecburen. Bir de şöyle bir patlak seti aldım. Namet abiden. Zımparasız yapılıyor sanırım. Hiç kullanmak nasip olmadı.
Sonra bir çakmak var. Kaç yıl önce almıştım. Hala yanıyor tek çakmada. Ocak yakmak için. Alen altlarım var Decathlon'un yine. Bir de işte levyelerim, lastik levyelerim. Bir de iç lastik ekleniyor buna. Ama iç lastiğim daha gelmedi. O yüzden yani yeni bir lastik almıştım. Onlar daha gelmedi. Gidon çantasına bakacak olursak da burada gene şöyle bir dripper aldım kahveden neydi. Az önce kahve yaptım, hiç kirli, kusura bakmayın. Bunu da AliExpress'ten aldım. Ama pek kullanışlı değil. Oldukça da pahalı yani, sakın almayın. Öyle bir aptallık yaptım. Artı olarak powerbank, şöyle powerbank taşıyorum. Bunun büyüğünü taşıyordum. Bu 10 binlik. Genelde kamerayı ya da telefonumu bununla şarj edebiliyorum. Kahve taşıyorum sonra. İşte dripper için filtre kağıdı. Sonra Type-C girişli şarj cihazı. Telefon aparatımı buraya takıyorum. Genelde telefonu çok da görmek istersem Strava vesaire kullandığımda. Eldivenlerim her zaman burada olur. D-Light'ın dediğim işte bahsettiğim ışığı bu. Yani bunu da çantaya takıyorum. Çünkü neden? Bunun aparatı kayboldu, kırıldı. Blackburn ışığı ise bu. Bu da 3 kademeli bir ışık. Ahmet abiden almıştım. Bayağı güzel, kullanışlı. İşimi görüyor. Bir de lastik var. Bu lastiği de bazen bikepacking çantama, yani arka seri atış çantama takacağım herhangi bir gidon aparatı vesaire de. İşte kullandıklarım bu kadar. Yani günden güne güncelleme yapıyorum. Mesela ön için, gidon için gene tam bikepacking rulo tarzı drybackle kullanabileceğimiz bir çanta aldım. Onlar da AliExpress'ten almıştım yolda. Onlardan bütün linklerini aldığım zaman zaten açıklamalara eklerim. Sürekli güncellerim yani. Artı olarak yeni yeni güncelleme yaptıkça videolar, daha fazla video çekeceğim. Bununla çantayla ilgili, çantalarla ilgili. Bisikletle genelde çanta taşımayı kimse sevmez ama ben gerçekten çanta taşımayı seviyorum. Çünkü her ihtiyacımı yanımda götürebiliyorum. Yani mesela bir yer, yani çok güzel manzaralı bir yerde durup da çay içmenin, kahve içmenin keyfi fazlaşılamaz bence. Özellikle Samardana, çünkü çok özledim orayı. Yani tepelerde, dağlarda. Güzel oluyor, çok zevkli oluyor. Yani bununla ilgili bir sorunuz olursa ya da bir öneriniz olursa tabii ki yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla video bu konuyla ilgili gelecek çünkü çanta benim gerçekten sevdiğim bir olay, bisiklet üstünde çanta taşımak. Bu arada kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. Tekrar diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Thank you.